Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün finansal ekosistemde teknoloji girişimlerinin geleceğini konuşacağız. Finans sektörünün en önemli gücü bana göre teknolojiye çok hızlı adapte olabiliyor olması. Bu konuda da öncü çalışmalar yapılıyor. Girişimcilik açısından baktığımızda da hem ülkemizde hem de dünyada özellikle pandemiden sonra teknolojinin hayatımızı hızla değiştirdiğini görüyoruz. Son dönemde de bu değişimi destekleyen önemli unsurların başında girişim sermayesi yatırım fonları geliyor. Bugün tüm bu konuları değerlendirmek üzere çok kıymetli bir konuğum var. Boğaziçi Ventures CEO'su ve yönetim kurulu üyesi sevgili Barış Özistek bizlerle birlikte. Barış, hoş geldin Dijital Finans'a. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Seni burada ağırlamak büyük bir keyif. Seni tanıyarak başlayayım dilersen, arkasından da Boğaziçi Ventures'ın hikayesini anlatırsan çok sevinirim. Tabii. Ben farklı şirketlerde üst düzey yöneticilikler yaptım, uluslararası şirketlerde. Ama bunu yaparken burada hiçbir sektörde üst üste iki kez çalışmadım. Yani böyle denetim işi de yaptım, insan kaynakları işi de yaptım. Sonrasında internet sektörüne geçmeye karar vermiştim. İyi bir fırsat, durum oluştu. Şu anki Türkiye şartlarında erken denebilecek bir tarihte, 2010 yılında internet sektörüne geçtim. Oyun ve fintech işi yaptık. Aslında o zaman fintech kelimesi yoktu, öyle söyleyeyim. Yani işte ödeme sistemleri işi falan deniyordu bunlara. Şimdi fintech havalı. Oyun için de oyun Türkiye'de tukaka işlerden bir tanesiydi. Sektör olarak bile kabul edilmiyordu. O dönemlerden oyun yaparak geliyoruz diyebilirim. Sonra 2013 yılında her iki şirketimizi de sattık. İşte oyun şirketini, Kore'nin en büyük oyun şirketi Netmarble'a, şeyde ödeme sistemleri işimizde bir Malezyalı gruba bir kısmı sattık. Sonra onlarla birlikte Nasdaq'ta IPO yaptık. Böyle bir Nasdaq IPO ilk tecrübemiz de orada oluştu. Bu işte 2013, hatta 2013-2015 dönemi diyeyim. Yani 2013'te bir kısmı satıldı ama işte faslalı olarak. 2015'te de biz Boğaziçi Ventures'ı kurduk. Aslında bu ekosistemde, yani girişim, teknoloji girişim ekosisteminde exit edenler tekrar bu ekosisteme biraz hani give back kapsamında hem biraz bu ekosisteme geri verelim hem de bu ekosistemin aslında tadını almış oluyorlar. Burada çok çarpanlı bir getiri var. Çok keyifli yolculuklar var. O yolculuklara ortak olmak da müthiş bir keyif veriyor. Belki insan tekrar kendi işini yapmak istemiyor ama bu yolculuğunda hep içinde olmak istiyor. Biraz o motivasyon motivasyonla başladı aslında Boğaziçi Ventures. Yine yani yatırım yapmak istiyoruz, teknoloji şirketlerine ortak olmak istiyoruz ama hani sıfırdan da bir teknoloji şirketi kuralım motivasyonumuz yok o tarihte. Ve Boğaziçi Ventures ortaya çıktı. Aslında hazır sormuşken iki saniye şeyde anlatayım. Neden Boğaziçi sorusu bana çok geliyor. Lütfen. Bizi böyle Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun sananlar da çok. Hiçbir ortağımız Boğaziçi Üniversitesi'nden değil. Öyle olduğu için biz Boğaziçi'nin bu üniversiteyle karışacağını hiç düşünmedik. Boğaziçi adını koymamızın tek nedeni şuydu. Dedik ki yani bu sefer şirket ismimiz Türk olsun. Yurt dışından birisi sorduğunda nedir bu desin, bir sohbet olsun, yani bir anlatalım. Çünkü biz Korelilerle özellikle çok iş yaptık geçmişte, hala yapıyoruz. Kore'de de Seul'ün ortasından Han River geçer ama o nehirdir. Her geldiklerinde de burayı da nehir sanarlar, anlatırız. Bu nehir değil, iki tane denizin birleşimi falan. O yüzden de Boğaziçi olsun, Yumuşaklı olsun, Çe olsun, okuyamasınlar falan. Boğaziçi Ventures'ın ismi de böyle çıktı yani. Harika bir hikaye. Bunu ben ilk defa duymuş oluyorum. Bu yolculukta da başarılar diliyorum size. Tabii hem girişimci hem yatırımcı olarak aslında bu yolculuğa çıkmış olmak, her iki masada da oturmak, her iki masanın stresini ve deneyimlerini yaşamış olmak bence kıymetli. Ben yayından önce muhakkak konuklarım ve konuklarımı şirketlerle ilgili araştırdım. Yapıyorum ve internet sitenize girdiğimde şöyle bir mesaj gördüm. Kariyerlerimiz teknoloji girişimcileri olarak inşa edildi. Mirasımız teknoloji girişimlerine yatırımlarla inşa edilecek. Çok hoşuma gitti hakikaten. Tebrik ediyorum kim bunu yazdıysa. Bunu biraz açmak istiyorum aslında. Biraz hani az önce anlattığınız ama biraz derinleşelim. Teknoloji girişimlerinde seni cezbeden nedir? Ve hani orada nasıl bir katma değer görüyorsun? Global anlamda özellikle bu alanın gelişimini nasıl değerlendiriyorsun?
Ya bir kere muazzam bir değer yaratma var teknoloji girişimlerinde. Tüm teknoloji şirketleri için bunu söyleyebilirim. Tabii bazı teknoloji şirketleri belki çok klasik kaldı, geleneksel kaldı. Onları kenara koyayım. Şeyden bahsetmiyorum yani, bilgisayar alıp satmaktan bahsetmiyorum. Ama gerçekten fark yaratan, değer yaratan teknoloji şirketlerinde muazzam bir heyecan var. Aslında biz bunu, yani global olarak bunun adı disruptive. Disruptive innovation. Türkçe'ye çevirmesi zor. Hani böyle yıkıcı, yapıcı, yenilik diyebiliriz. Ama bizim için teknoloji şirketi mutlaka disruptive bir inovasyona sahip olmalı. Birilerini yıkıyor, bir iş modelini baştan aşağı dramatik şekilde, çarpıcı şekilde değiştiriyor ya da değiştirme amacında olmalı. Çünkü bunu böyle yaptığın zaman bir sektörü yıkabilirsin, bir sektörden büyük parçalar koparabilirsin, baştan aşağı yaratabilirsin ki geçtiğimiz şöyle bir 20 yıla bakarsak bunu defalarca gördük. Biz o yüzden teknoloji şirketlerine ortak olmayı, yatırım yapmayı seviyoruz, heyecan duyuyoruz, keyif alıyoruz. Şimdi tabii yatırımın temel felsefesi finansal bir tarafı var. Finansal açıdan bakarsak burada çok çarpanlı getiri var. Yani burada bir yatırımcı koymuş olduğu parayı 10'la da çarpabilir, 50'yle de 100'le de çarpabilir. Hani 100'le çarpılır mı? Yani 100 bin dolar koydum, 10 milyon dolar karşılığını alabilir miyim dersen sana sayısız örnek sayarım. Yani o kadar çok örnek var, bir tane iki tane. Değil. Bu işin finansal tarafı. Ama sadece hani bizde heyecan uyandıran, keyif uyandıran sadece finansal tarafı değil. Bu olmazsa olmaz. Sonuçta biz yatırımcıların parasını yönetiyoruz. Hem kendi paramızı koyuyoruz, hem ekosistemdeki Türk yerli ve yabancı birçok yatırımcının parasını yönetiyoruz. Tabii ki bir finansal getiri ve geleneksel metotlarla kazanılamayacak bir finansal getiri sağlamak zorundayız. Bu işin bir boyutu. Ama bir diğer boyutu işin bir de etki tarafı var. Yani şimdi hani katma değer yaratma yolculuğu birçok yine örnek konuşabiliriz ama birkaç örnek vereyim. Yani bugün bir teknoloji şirketine yatırım yaparak dünyadaki su sorununu çözmek mümkün. Milyar insanın suya erişimi yok ya da çok kısıtlı. Ama bir taraftan dünyadaki en büyük kaynak su. Ama tuzlu su. Yani bugün teknoloji tuzlu suyu, yani tuzu ucuza aratacak teknolojiyi bulsa milyar insanın hayatına dokunmuş olacak. Evet. Ha bu arada 100 milyar dolarlık bir işten bahsediyor. Yani finansal kazancı çok yüksek ama etkisi de etkisi ondan da yüksek. Aynı şeyi gıda için konuşabiliriz. Aynı şeyi hava kirliliği için konuşabiliriz. Yani biz bugün her yıl inanılmaz hızlı gelişiyor ama hala yeterli noktada değil. Biz bugün güneş enerjisini çok daha verimli üretebilsek, şu ankinden 10 kat daha iyi depolayabilsek, 20 kat ucuza depolayabilsek, bugün kirlilikle alakalı ciddi bir problem ortadan kalkacak. Dolayısıyla yani teknoloji dünyasında özellikle içinde hani tekrar diyorum bizim mottomuz disruptive innovation. Mutlaka o yıkıcı yenilik gerekli. İçinde bu olan işlere yatırım yapmak, işlere ortak olmak çok heyecan verici bir şey. Çok keyif verici bir şey. Böyle biz birçok yolculuğun içerisindeyiz. O yüzden bu işi yapıyoruz. Evet, gözlerinden de okunuyor. Özellikle o katma değer konusu. Yayından önce de bu konuda sohbet ettik. İnsanlık tarihi adına güzel bir şeyler yapabilme imkanı, o potansiyelin bir parçası olabilmek hakikaten herkesin aslında hayalinde olan bir şey. Diğer tarafta da zaten aynı şeyi yapmaya devam ederek gelişim olmaz. Teknolojinin en önemli ortaya katma değer oluşturduğu şey işte o yıkıcı yapıcılık. Siz var olan bir şeyi yıkıp yeni bir şey koyuyorsunuz ama biliyorsunuz ki 2 sene sonra da sizi biri yıksın keşke. Ki siz sonra başka yeni bir şey üretin ki insanlık tarihi buradan önemli katma değerler üretsin ve alsın. Tabii burada internet önemli bir katma değer oluşturdu hepimizin artık elinde ve giyilebilir teknolojiler, özellikle telefonlarımız, akıllı telefonlar ve az önce de bahsettin oyun dünyası. Ben biraz o tarafa sözü getirmek istiyorum. Oyun sektörü çok hızlı büyüyor.
ve orada hakikaten çok kıymetli fırsatlar var. Ben globale baktığımda da yine yayından önce Asya'ya bakıyorum. Orada tabii devasa büyük bir pazar ve sektör var ama Türkiye'de de harika güzel hikayeler var. O hikayeler sayesinde oyun dediğin gibi böyle kötü bir şey olmaktan çıktı ve başka bir forma büründü. Hem oynayanlar açısından hem üretenler açısından. İşte e-spor tarafında önemli gelişmeler oluyor. Oradaki pazar bir taraftan büyüyor. Ama oyun üreticileri de bizim hayatımızda çok önemli bir yer oluşturan oyunları tasarlıyorlar. Sen de bu konuya ilgi duyuyorsun Boğaziçi Ventures tarafında. Özellikle alternatif ürünler arayan tasarruf sahipleri açısından bu sektörün önemi nedir? Şimdi şöyle... Bir kere oyun sektörünü en tepede anlamak lazım. Şimdi sektör büyüklüğü ne? Sektör büyüklüğü dünya film endüstrisi, müzik endüstrisi, bütün bu çizgi roman endüstrisi. Benim kendi ilgi alanım olduğu için söyleyeyim. İşte kitesurf, windsurf gibi alanları hepsini üst üste koy. Hala oyun sektörü etmiyor. O kadar büyük bir sektörden bahsediyoruz. Bazen şu kadar milyar dolar deyince kafaya tam oturmuyor. Çünkü o böyle belli bir rakam sonrası çok şey yapılamayan, hesap edilemeyen nokta. Ama bütün bu endüstrilerden daha büyük. Artı daha büyük olmasından öte önemli bir kısmı var. Hızlı büyümeye devam ediyor. Bizim öngörümüz şu, 2030'a kadar yıllık ortalama %10-12 büyüme şeyle gidecek, oranıyla gidecek. 400 milyar dolara gelecek 2030'da bu sektör. Yani bu alana yatırım yapmak, bu alan içerisinde pozisyon almak demek, büyüyen zaten dev ve büyüyen bir sektör içerisinde pozisyon almak demek. İnanın şöyle bir gerçek var. Birçok yatırımcı yatırım yaparken buna bakmıyor. Bu ne kadar büyük bir iş diye. Birçok yatırım alan iş, halbuki dünyadaki büyüklüğü 1 milyar dolar, 2 milyar dolar. Çok küçük bir pazarda büyük bir pay almak gerekiyor orada büyük bir değer çıkarabilmek için. Oyun sektörü ise tam tersi. Küçük bir pay, çok küçük bir pay aldığında çok değerli bir şirket olabiliyorsun. Ve bir güzel tarafı daha dinamik. Yani sektör dinamik, içerisi değişiyor. Bu böyle hani inşaat, madeni kazdım, önümüzdeki 100 yıl boyunca gelirini toplayacağım. Yanında da başka maden açamıyorsun bütün bu toprağı. Böyle bir şey yok oyun sektöründe. Oyun sektöründe bugün herkes bir tuşla bütün dünyaya oyununu yayınlayabilir. 200 ülkede oyununu satışa sunabilir. İnanılmaz fırsat sunan bir yer. Dolayısıyla oyun sektörünün keyfi burası. Türkiye açısından bakarsak da, Türkiye bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce oyuncu sayısının yüksek olduğu, oyun şirketleri için cazip bir pazardı. Yani Türkiye bütün oyun etkinliklerinde, oyun fuarlarında dünyada oyuncu sayısı olarak en önemli 10 ülkeden biri olarak gösteriyordu. Yani Türkiye oyun sektörü için cazipti ama Türkiye için bir cazibe durumu yoktu. Geldiğimiz noktada ise şu an oyun sektörü en büyük bilişim ihracatını gerçekleştiriyor. Şimdi milyar dolar üzerinde Türkiye ihracat yapıyor. Türkiye'nin ihracattaki, bilişimdeki en önemli sektörü. Toplamda da bakarsanız en önemli 5 sektöründen bir tanesi ihracatta ve büyümeye devam ediyor. Türkiye'de muazzam bir ekosistem oluştu. Ekosistemin altını çiziyorum. Yani bizim için ekosistem çok önemli. Yani biz geçmişte de ekosistem yaratmak, ekosisteme değer katmak için çok işler yaptık. Çok yatırımlar yaptık. Hep dedik ekosistem. Yani burada birlikte kazanmak önemli. Birinin ikisinin kazanması değil, ekosistemin oluşması çok önemli. Şu an Türkiye'de bu ekosistem oluştu. Ne demek ekosistem? Bir piramit düşün. En tepede unicornlar var. Yani oyun sektöründe Türkiye'den çıkmış şu an resmi 2 tane unicorn var. Dünyada çok az ülkede var bu. Şimdi bazı ülkelerde bir tane unicorn çıkıyor olabilir. İşte ikimiz çok yetenekliyiz. Kurduk, büyüttük, unicorn yaptık ama bir ekosistem yok. Böyle ülkeler var. Türkiye öyle değil. Bu piramitte en tepede unicorn var. Bunun altında 200 milyon, 100 milyon, 50 milyon dolar değerlemelere ulaşmış. Bu değerlemelerden satılmış ya da yatırımlar almış çok sayıda şirket var. Bunun altında piramidin tabanında da çok sayıda yetenekli girişim var. Yani resmi rakamlara göre 550-560 tane oyun girişiminden bahsediyoruz. Bizim tahminimiz Türkiye'de 1000'in üzerinde oyun girişiminin olduğu. Bu da yaklaşık 20 bin üzerinde sektör profesyonelinden bahsediyoruz. Çok ciddi, nitelikli iş gücünden bahsediyoruz. Bu bir ekosistem. Artı bunun içerisinde çok sayıda hızlandırma merkezi var. Şöyle söyleyeyim.
yanlış hatırlamıyorsam böyle 6 ya da 7 ay önceydi. İzmir'de aynı anda 7 tane oyun hızlandırma programı vardı. Aynı anda paralel devam ediyor. Hani biraz Kantor'un topuzu bile kaçmış halde o kadar güçlü. Bir yandan devletin muazzam desteği var. Bakın 2010'a dönersek, 2010-11'lere dönersek devlet bu sektörü nasıl kapatırım, nasıl yasaklarım diye düşünüyor ve çalışıyordu. Şu ansa nasıl desteklerim diye çalışıyor. Yani muazzam bir zihin değişimi oldu devlette. Aynen. Dünyada eşi benzeri görülmemiş teşvikler var, destekler var. Bu sektörü çok iyi anlayan bir devlet var. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans oyun şeyleri var, dersleri var, bölümleri var. Yani bu bir ekosistem, tam anlamıyla bir ekosistem Türkiye'de oluşmuş durumda. Ve tabii bizim gibi yatırımcılar var. Yatırımcılarsız olmaz yani. O iyi ekibi kurdum diyen girişime finansal desteği verecek, maaşların ödenmesini sağlayacak tabii yatırımcılar da gerekli. O da var Türkiye'de. Hem de iki bacağı var. Yani biz lokal oyuna agresif diyebileceğim yatırım yapan en aktif yatırımcılardan biriyiz Boğaziçi Ventures olarak. Tabii çok iyi anladığımız için de, evet, sevdiğimiz için de. Ama onun dışında çok sayıda yabancı yatırımcı da odağını Türkiye'ye almış durumda. Çünkü şu an Türkiye bu ekosistemle birlikte dünyadaki en önemli oyun geliştirme hub'larından, noktalarından bir tanesi. O yüzden buradaki yetenekli ekiplerin yatırım bulması da bir o kadar kolay. Valla çok detaylı anlattım ve heyecanın o kadar güzel ki. Oyun oynamak ciddi bir iş. Onu görüyorum. Buradan belki o mesajı vermek lazım. Yani oyun oynayın. Oynayamıyorsanız üretin. Üretemiyorsanız da yatırım yaparak o oyunların bir parçası olur. Ama bir araya gireyim. Oyun oynamadan üretmek mümkün değil. Kesinlikle. Oyuncu olmayan, oyun oynamayan ama ben oyun üreteceğim diyen kimseye biz yatırım yapmadık, yapmayız. Ve yani hep herkese söylediğim, oyuncu değilsen, oyun oynamıyorsan iş olarak bu sektöre girme. Bu öyle bir sektör değil. Yayından önce söylemiştim, yatırım yaptığımız oyunları önce ekip olarak oynuyoruz, evet, diye. Aynen. Tabii orada yatırım tarafına hızlı bir geçmek istiyorum. Boğaziçi Ventures bütün bu deneyimini, bütün bu az önce aktardığı know-how, bir de BV Portföy Yönetimi AŞ ile aslında yatırımcıların da önüne koydu. Bu da bence kıymetli. Biraz oradaki yatırım kültürünü de böyle bir dinlemek istiyorum. Oyun tarafı burada önemli. Diğer tarafta yapay zeka tarafına odaklanıyorsunuz ki teknoloji zaten hepsinin ortasında. Fintech tarafı burada önemli bir unsur. Biraz BV Portföy dünyasını özetlersen sevinirim. Şöyle, biz işte SPK'dan lisansımızı aldık ve fonları yavaş yavaş, yeni fonları daha doğrusu açmaya başladık. Buradaki şeyimiz şu, temel felsefemiz, stratejimiz. Biz bu arada sadece teknolojiden anlarız. Yani teknoloji işlerinden çok iyi anlarız. Ama onun dışında bir uzmanlığımız yok. Dolayısıyla teknolojiye yatırım yapan ya da teknolojiyle yönetilen fonlar kuruyoruz ve yönetiyoruz. Örnek veriyorum, bir gayrimenkul yatırım fonumuz yok bizim. O işten anlamayız, ona yönelik bir fonda kurmuyoruz. Bizim portföy yönetim şirketimiz sadece teknoloji odaklı. Bu anlamda teknolojiye yatırım yapan tematik fonlarımız var. Ama gerçekten yine aynı şekilde anlıyoruz o teknolojiyi. İçine giriyoruz, kurcalıyoruz. 2 sene sonra, 3 sene sonra ne olur diye bakıyoruz. Ondan sonra onu portföye alıyoruz. Yani hisse senedi fonumuz da var, girişim sermayesi yatırım fonumuz var. Örnek veriyorum, işte her yerden alabileceğiniz oyun ve teknoloji değişken fonumuz da var. Dünyadaki oyun teknolojisi şirketlerine yatırım yapıyor halka açık. Ama yine aynı metotla yapıyoruz. Yani o teknoloji neden bugün kullanılıyor? 2 sene sonra nereye gidebilir? 3 sene sonra nereye gidebilir? Ya da oyun şirketi. Şu an finansalları bir kenara, finansallar tabii ki önemli ama şu an hangi oyunu üretiyor? Bu üretmiş olduğu oyun ne zaman yayına girecek? Yayına girdiğinde ne kadar ciro yapabilir? Oyuncular hakkında ne diyor? Bunlara bakıyoruz, o şekilde yatırım yapıyoruz. Bu bir tarafı. Bir tarafta da demin dediğim gibi teknolojiyle yönetilen fonlarımız var. Yani yapay zeka ile yönetilen, işte high frequency trading dediğimiz çok hızlı, süper hızlı işlemlerle, tamamen algoritmalarla, algoritmik tradingle yönetilen şeylerimiz var, fonlarımız var. Temel felsefemiz bu. Erken aşamada olsa, ileri aşama ya da halka açık şirketlerde olsa
Ya teknolojiye yatırım yapıyoruz ya da teknolojiye yatırıyoruz fonları. Evet, yapay zeka konusuna çok kısa böyle bir değinmek istiyorum. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama hem yapay zekaya yatırım yapıyorsunuz, hem portföy yönetimi şirketisiniz. Ve evet, aslında her iki unsuru da birleştiren biliyorsunuz bir robo-advisor yaklaşımı var ki finansal okuryazarlık seviyesi ve yeni yatırımcıları da düşündüğümüzde orada da önemli bir gelişim alanı potansiyel görüyorum ben. Dünyadaki örneklerle kıyasladığımızda Türkiye'deki bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kısa onu da böyle özet alabilirsem sevinirim. Türkiye her zamanki gibi geç başladı ama çok hızlı gelişiyor. ve bence dünyanın önüne geçecek. Şu an yapay zeka ile yönetilen fonlar hızla artıyor. Bana sorarsan gelecekte başka klasik yönetilen bir fon kalmayacak zaten. Çünkü burada şu temel felsefe şu. Yapay zeka bir insanın yapamadığını yapamaz. Ama insanın yetişemediğine yetişebilir. Şimdi finansal dünyada yatırım demek şu demek. Aslında çok fazla dataya bakıp o datayı analiz edip yatırım kararını almak lazım. Bu kadar data bir insan yapabilir ama bir ay sürer. Yapay zeka bunu yarım saat içinde yapıyor, 15 dakikada yapıyor. Hatta mikrosaniye bazında yapabiliyor. Dolayısıyla aslında insanın yaptığını yapıyor ama insanın yetişemediğine yetişiyor. Dolayısıyla biz buraya büyük yatırım yapıyoruz. Şu an yapay zeka ile yani finansal dünyada yapay zeka ile fon yönetimine yönelik teknolojiler geliştiren çok büyük bir şirkete yatırım yapıyoruz. Onun dışında kendi fonlarımızı bu teknolojilerle yönetiyoruz gibi gibi yani sabaha kadar anlatabilirim. Orada çok kıymetli söylediniz. İnsan zihninin sınırları belli. Ben de onu söylüyorum genellikle. Yani profesyonel portföy yöneticileri nasıl yapıyor ona bakmak lazım. Yapay zeka ondan farklı bir şey yapmıyor ama onun daha iyisini yapıyor. Sabah gelirken hızlı yapıyor, daha efektif yapıyor. Evet, sabah gelirken İstanbul trafiğinde korna çalıp stres olmuyor ya da o duygulardan arınmıyor. Eşiyle tartışıp masanın başına oturmuyor. Bunlar kıymetli baktığınızda günümüz unsurlarında ve son dönemde şeyi de net görüyorum. Özellikle hem portföy yönetim şirketleri hem bankalar, ödeme kuruluşları yani herkes sermaye piyasası odağında yapay zeka ve bu tip unsurları teknolojiyi kullanarak sizin o iyi bildiğiniz alanı kullanarak son kullanıcıya yeni finansal deneyimler oluşturmaya çalışıyorlar ve o noktada sizin know-how'unuz hakikaten çok kıymetli. Sektöre değer katıyorsunuz. Çok sağ olun katkılarınız için. Bu yayın için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Evet. Dijital Finans'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.